Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Open Computer tanıtımımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde sizlerle kartlar, bloklar ve upgrade'leri tanıyacağız. Evet, ilk önce bloklarımıza bakalım. Öncelikle temel bilgisayarda kullandığımız blokları zaten gördünüz. Bunun yanı sıra başka nelerimiz var? Assembler'ı gördünüz. Tamamen robottur, robot, drone, mikrokontroller ve tablet craft etmekte kullandığımız şeyler. Bunun bir de disassembler versiyonu var. Onlar nedir diye soracak olursanız hemen gösterelim. CreateX, gel bakalım. Bunu parçalarına ayırıyor ve tabii de o Creative'de yapıldığı için normalde kullanabileceğinden daha fazla parça içeriyor. Ve CreateX'i bana veriyor parçalarını. Tabii bunun ufak bir kayıp riski var. Çok ufak bir, %5 şanslı bir kayıp riski var. Item'ları kaybetme riskiniz. Bunu konfliklerden ayarlayabiliyorsunuz. Ancak diyelim, hatta geçen bölüm hatırlıyorsunuz, bir tane robot yaptım ben. Fakat ona disket slotu koymayı unutmuşum. O yüzden onda herhangi bir program çalıştıramıyordum. Yani program yükleyemiyordum. Gerçi onun yöntemleri de var ama basitçe o yöntem nedir diye soracak olursanız hemen ona da bir değineyim. Bu arada bu normalde zaman alıyor. Şu an Creative'de olduğum için hiçbir şekilde zaman yemiyor. Bunu buraya değil de charger'a ya da yanına falan koyduğumuzda bağlanabiliyor olmamız lazım. Şu an çok emin olamadım. Yani yöntemleri var. Neyse, devam edelim. Disassembler, kapasitör. Kapasitör nedir diye soracak olursanız, şunu şöyle koyduğumuz takdirde tamamen bilgisayara yedek bir güç kaynağı. Yani bunun anlamı nedir? Şu an bunu buradan çeksem, bunun içerisinde kalan enerjiyle bir süre bilgisayar çalışmaya devam edecek. Hatta gördüğünüz gibi bunu kullanmıyor. Doğru. Önce power distributor'a bağlanması lazım yanında. Evet. Bunun kullanımı tamamen bu şekilde. Şuraya da koyalım. Crafting'lerine bakalım. Evet. Power Converter, önceki bir açıklamıştım. Tamamen farklı enerjileri Open Computer'ın kullanabileceği şekilde çevirmek. Tam tersini yapamıyorsunuz. Ya da mesela IC2 enerjisini RF enerjisine çeviremiyor. Sadece Open Computer'ın kullanabileceği hale çeviriyor. Ve Charger. Gelelim. Bunu herhangi bir bilgisayara ya da enerji kaynağına bağlıyorsunuz. İçerisine tabletinizi ya da şarj edebileceğiniz başka bir item'ınızı koyduğunuz takdirde bunlar şarj olmaya başlıyor. Mesela tabletim nerede benim? Tabii bu Creative tablet olduğu için bunun enerjisi biraz sınırsız. Ama mesela hoverboards koyuyoruz ve tabii ki de buna redstone sinyali vermemiz gerekiyor ya da wrench ile tıklamamız gerekiyor. Ve artık şarj olmaya başladı. Aynı şekilde bunun yanında robot yer aldığı takdirde robotumuzu da şarj ediyor. CreateX gel. Evet, eğer bu enerji, bu Creative olmasaydı, evet gördüğünüz gibi particle efektlerimiz var. Bunun anlamı robotumuz şu an şarj oluyor demektir. Evet, bu şekilde bu da böyle bir item ve ayrıyetten içerisine koyduğumuz tablet mount dediğimiz takdirde ekstra bir OpenOS olarak gözüküyor olması lazım. Dur, bir açalım. Evet. Direkt bu olarak gözüküyor. ABB hatta buna bir bakalım. Eşleştirelim. Açılsın. Şu an disketten çalışıyor. Evet, ABB. Çünkü
OpenOS bunun içerisinde kurulu değil şu an aslında. Evet, OpenOS kuruldu. Kuruluyor daha doğrusu. Tamamdır. Şimdi Shift sağ klikle disket slotumuzu açalım ve çıkartalım. Şimdi eğer burada mount dersek ekstra bir OpenOS ABB olan karşımıza çıkıyor. Tabi bunu farklı şekillerde de isimlendirebiliriz. Evet. Charger'ımız da bu şekilde bir item kendisi. Ve o esnada başka bir şey değindik. Wrench. Bu normal bildiğimiz bir wrench. Evet, devam edelim. Kablolarımız. Kablolar nedir diye soracak olursanız tamamen Open Computers, bir Open Computers bilgisayarına uzaktan bir şey bağlayabilmemizi sağlıyor. Mesela şu charger gelsin. Charger. Bu arada buna redstone sinyali de verebilirsiniz. Wrench'te de sağ tıklayabilirsiniz. Ve şu an bunu gene algılayacak. Mount diskleri listelesin. Evet, ABB. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde monitörü de uzaktan bağlayabilmenizi sağlıyor. Evet. Kablomuz da bu şekilde bir item ve kablo hakkında önemli bir detaya daha değineceğim. Birden fazla bilgisayarı yan yana koyduğunuz takdirde bunlar birbirlerinin komponentlerini okuyabilir maalesef. Ancak buna engel olmanın bir yolu var. Mesela hangi renkleri alalım? Dye'larımız var burada. Purple dye, magenta dye. Gördüğünüz gibi farklı renklerdeki iki dye, iki renge boyanmış kablolar birbirlerine hiçbir şekilde bağlanmıyorlar. Fakat farklı renkteki kablolar standart kabloya bağlanıyor. Evet. Bu şekilde networkleri birbirlerine dokunmadan ayırabiliyorsunuz. Evet, gelelim diğer bloklarımıza. Adaptör. Adaptör bayağı önemli bir blok. Kendisi basitçe yanına koyduğumuz blokları, yani son makineleri. Mesela IC2'nun hangi makinesini çalıştırmak istiyorum? MFSU'sundan veri almak istiyorum. Eğer buraya components yazarsam MFSU'yu burada komponent olarak görebiliyoruz. Yani şu an bu bilgisayar bu MFSU'yu yönetebiliyor ya da bundan veri alabiliyor. Mesela bunun ne işe yaradığını bir anlatacağım basitçe. Şu an tabii komutu yanlış yazmış. Component. Pardon. Evet. Get capacity alabiliyoruz. Offered energy, output, sync tinker, stored. Yani bu verileri bunun içerisinden alabiliyoruz. Sinyal verebildiğimiz makineler de var. Vesaire vesaire. Her makine farklı imkanlar sağlıyor bize ve onları yönetebilmemizi sağlıyor. Evet. Bunun yanı sıra burada upgrade slotumuz var. Bunun içerisinde upgrade'ler koyabiliyoruz. Bu upgrade'ler farklı işler yapabilmemizi sağlıyor. Tabii bu işler neler? Inventory kontrol etmedir, şudur budur vesaire vesaire. Bunlara birazdan değineceğim. Evet, adaptör bu şekilde. Disk driver biliyorsunuz. Power distributor. Demin dediğim gibi iki farklı bilgisayar aynı network'e bağlandığında sıkıntı yaşayabiliyor. Eğer aralarına power distributor koyarsam şu an bu bilgisayar tabii herhangi bir parçası yok. Enerji alıyor. Fakat bundan herhangi bir sinyal almıyor. Bu sadece sinyal geçmeden aradan sadece güç geçmesini sağlıyor. Tabii bunun bir de relay'i var. Relay nedir diye soracak olursanız benzer bir şey. Ups, seni niye kapattım ben? Bu neyi sağlıyor diye soracak olursanız sadece network sinyallerinin geçmesini sağlıyor. Daha detaylısına network'e girdiğimizde göstereceğim. Ama bir detay daha, gördüğünüz gibi burada farklı şeyler ekleyebiliyoruz.
Yani hard disk, RAM ve işlemci bunlar nedir diye soracak olursanız şunların sayısını arttırıyor. Bu şu şekilde oluyor. Her bir bu tamamen aynı anda yapılan işlem sayısını arttırıyor. Bu daha sonra bir saniye içerisinde yapabileceğiniz işlem, yani işlemlerin hızını. Bu aynı anda yapılabilecek işlemlerin, pardon, bu işlemlerin hızını, bu aynı anda yapılabilecek işlemlerin sayısını arttırıyor. Bu arka planda bekleyebilecek işlemlerin sayısını arttırıyor. Bu ise tamamen o relay'e wireless özelliği eklememizi sağlıyor. Yani nedir? Normalde bundan geçen veriler sadece kabloyla bağlandığı başka hatlar üzerinden aktarılırken bununla kablosuz olarak da aktarılabiliyor. Evet, relay de böyle bir makine. Kendisi bayağı sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Ve bayağı bir kişinin hayatını kurtarır. Geolizer. Geolizer nedir diye soracak olursanız hemen Open Computers'ün manuelinden bakalım. Kendisi basitçe çevredeki blokların verilerini algılayan bir şey. Yani nedir? Bulunduğu çevreyi tarıyor. Şu konumdaki şu bloğun hardness, yani sertliği bu. Bu konumda blok var vesaire gibi verileri aktarıyor bize. Genel olarak çevreyi bir tarıyor yani. Bu ne işimize yarar? Diyelim karmaşık bir maden programı yaptınız. Sadece belli bir sertliğin üstündeki blokları algılamasını istiyorsunuz. Yani bunun anlamı nedir? Grass ya da stone bayağı hardness'ı düşük bloklar. Fakat diamond, iron vesaire ore'ları daha hardness'ı daha yüksek. Bu sayede onların farklı olduklarını algılayabiliyorsunuz. Ve robotumuz gidip sadece onları kazıyor. Evet, bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. Ya da çevreyi direkt bir taramasını yapıp bir hologramla gösterebilirsiniz ki ona değineceğim. Motion sensor. Tamamen yakınlardaki hareket eden şeyleri algılayabiliyor. Bunun yanı sıra sadece bunu sağlıyor. Başka bir modun eklediği bir eklenti gelmişti aklıma. Evet, çevrede hareket var mı yok mu bunu algılayabiliyorsunuz. Tabii bunun algıladığı alanı vesaire belirleyebilirsiniz. Waypoint. Waypointler nedir diye soracak olursanız bunun tamamen yerini ayarlıyorsunuz. Robot tamamen konumunu ayarlayabiliyor. Yani bir waypoint'i şuraya koyuyorsunuz. Bunun adını falan ayarlıyorsunuz. Ve robot bu deneme waypoint'ine göre kendi konumunu belirleyebiliyor. Bunu 0-0 olarak belirlerseniz vesaire vesaire gibi. Transposer benim çok sevdiğim bir item. Kendisi yanlarına bağlı chestler arası item aktarımı sağlayabiliyor. Yani yanlarına bağlı inventory'ler arası aktarım sağlayabiliyor. Ve components. Evet. Transposer. Yani bir chest'teki item'ı diğerine aktarabiliyor. Bir chest'in şu slotundaki item'dan şu kadar aktar gibi komutlar verebiliyorsunuz. Adaptörde ile beraber ufak bir güzelliği var. Bu arada adaptör demişken adaptöre bağlayabildiğiniz bir şey daha. Applied Energy Sticks. Applied Energy Sticks'in neydi item'lı da? Applied Energy Sticks'le oynamayalı bayağı oluyor. AV Controller. Ha. Eğer şu an components dersek eğer ME controller. ME controller'a direkt bağlanabiliyor. Trelle ME. Evet. ME controller'a tamamen farklı ME controller'ı kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra crafting'dir, şudur budur emirleri verebiliyorsunuz Applied Energy 6'e. Evet. Open Computers. Gelelim. Devam edelim. Diğer nelerimiz var? Transposer gel. Net Splitter. Evet. Kendisi nedir diye soracak olursanız basitçe Relay'in daha basiti. Kendisi network sinyallerinin aktarılması için bir yöntem.
Kullanımını tam bilmiyorum çünkü bu sürümde eklendi. Evet. Sanırım redstone sinyali veriyorum. Evet. Redstone sinyali veriyoruz. Redstone sinyali aldığı takdirde sinyali aktarıyor. Muhtemelen wrench. Evet. Yüzeyleri de ayarlayabilmemizi sağlıyor. Kendisi böyle bir item. Sizle beraber tanıdım. Ve 3D yazıcı. Bunun ayrı bir videosu olacak. Kendisi basitçe, ups, adaptör koydum. 3D şeyler yazabilmemizi sağlıyor. Yani normal bir blok yazabilmemizi sağlıyor. Ancak yazabildiği şeyler bayağı fantastik ve artı olarak bu yazabildiği şeyleri buton, kapı gibi şeyler olarak da kullanabiliyoruz ya da redstone kaynağı olarak. Hologram. Bunlar bildiğimiz 3'e 3'lük bir alanda hologram yapabilmemizi sağlıyor. 2 tane tier var. Bu 2 tane tier'ının farkı biri 3 tane renk gösterebiliyor, diğeri sadece tek renk gösterebiliyor. Ve 2 tane dekoratif bloğumuz var. Bu bir. Tabii ki de bunu renklendirebiliyoruz. Indigo da. Dur, renklendirmesi nasıldı? Ha, bu şekildeydi. Dünya üzerinde renklendiremiyorsunuz. Ve ups. İkinci bir blok, endstone. Evet, bu biraz ilginç bir şey. Gerçek endstone değil bu. Bu nerede yarıyor diye soracak olursanız, bazı crafting recipeleri endstone istiyor. İki türlü endstone da isteyebiliyor. Ama early game'de bunu elde etmek istediğinizde maalesef normal endstone'u kullanamıyorsunuz. Bu arada herhangi bir şekilde Ore Dictionary'de normal endstone'la eşdeğer değildir. Yani bu gördüğünüz gibi sadece OpenCommerce recipelerinde kullanılabiliyor. Fakat gerçek endstone'a gelirsek bayağı bir recipe de kullanılıyor. Dur. Evet. Tamam. Bu pakette şu an başka recipesi yokmuş. Evet, şu an kullandığım pakette başka recipesi yok. Yani normal endstone yerine geçmiyor. Ranch'ı tanıdık. Hover boots. Tamamen blokların üstünden çıkabilmemizi, yere daha yumuşak binebilmemizi ve daha fazla zıplayabilmemizi sağlıyor. Ayrıca kendisi şoku da absorbe ediyor. Bayağı güzel bir early game itemıdır kendisi. Yani tavsiye ederim. Craft'ı bu şekilde. Bir tane drone casing ve hover upgrade 2 istiyor. Gelelim analyzer. Analyzer mutlaka yapmanız gereken bir item. Bloklara sağ tıkladığınızda onlar hakkındaki verileri alabilmenizi sağlıyor. Evet. Basitçe olayı bu. Ve tabii ki de başka kullanım alanları da var. Ve CTRL ile sağ tıklarsanız eğer adresini kopyalayabiliyor. Evet. Tabii bunun gibi itemlarda biraz sıkıntı olabiliyor. Evet, ona alışmanız gerekiyor biraz. Adresi kopyaladık. Evet, tabii ki de orta tuşa basarsak ya da insert tuşuna basarsak bu adresi buraya yazıyor. Yani diyelim şu monitöre erişmek istiyorum ben. Ups. Bunun adresi mi? Hayır değil. Evet, şu an 1.7'de bu biraz bug'lıymış. Bunun tam üstüne tıkladığımızda oldu. Evet. Adresini bu şekilde kopyalayabiliyoruz. Network Debugger bu biraz daha detaylı bir kart. Ve bu sadece Creator'dan alınabiliyor. Tamamen biraz daha detaylı bilgiler alabilmenizi sağlıyor. Yani bazı parçalar, eklentiler vesaire için şu an kullanabildiğimiz hiçbir şey de maalesef kullanılamıyor. Gördüğünüz gibi. Kendisi biraz ilginç bir kart. Ve Nano Machines. Nano Machines nedir diye soracak olursanız kendisi
da ayrı bir videoya konuk olacak bir şey. Nasılsa bunu içip kendinize farklı özellikler katabilecek şeyler elde edebiliyorsunuz. Ancak bunları biraz random, bunları biraz kurcalayacaksınız. Bu özellikler bayağı ilginç şeyler yol açabilir. Evet. Şimdi kartlara gelelim. Kartlar biraz daha hızlı sürecek diye umuyorum. İlk önce data kart. Tabii bu arada kartlardan kastım şunları tanıtmıyorum. Burada yeni kartlarımız var, onları tanıtacağım. Data kartımız nedir diye soracak olursanız, kendisi şifreleme için kullanılıyor. Yani mesela serverınızda bir tane server kurdunuz. Serverınızda bir şifreleme mekanizması var. Yani şifreyle giriş falan yapılabiliyor. Tamamen o şifreyi şifrelemeniz için, yani arada gözükmüyor. Ya da başka şeyler için. Tamamen gizli veriler için kullanılabiliyor. 3 tier var. 3'ü farklı şeyler, farklı konularda şifrelemeler sağlıyor. Burada bakalım listeliyor mu? Wiki'sinde bunların hepsini listeliyor. Farklı şifreleme yöntemleriyle. Evet, internet kartımıza gelelim. İnternet kartımız bilgisayarımızın internete erişmesini sağlıyor. Bayağı bir dini internetten veri çekebiliyorsunuz. Devam edelim. Network card. Bilgisayarların birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlıyor bu. Ama bu sadece kablo üzerinden. Bunun bir de wireless versiyonu var. Wireless versiyonu aynı zamanda normal bir network card gibi de hareket edebiliyor. Yani kablo üzerinden de iletişim koyabiliyor. Yani ikisini aynı anda koymanıza gerek yok. Sadece wireless kartı koysanız yeterli. Ayrıca kablosuz sinyali verebilmenizi de sağlıyor. Link kart muhtemelen benim favori kartlarımdan bir tanesi. Craft ettiğinizde 2 tane veriyor ve bu 2 tanesinin adresleri birebir aynı olur. Yani birbirlerine linklenmiş olurlar. Bir tanesini verelim. Şu bilgisayara koydum. Bir de bunun eşini çok uzakta ya da farklı bir dünyada, farklı bir dünyadan kastım farklı bir save değil, mesela Nether'da bir bilgisayara koydum. O ikisi birbirlerine network sinyali verebiliyorlar. Bunu nasıl kullanırsanız, mesela bir tane server kurarsanız, basit bir server. Bütün olayı network sinyallerine aktarmaktır. Yani bir nevi relay olarak çalışır. Bu arada bir şey merak ettim. Daha önce denememiştim. Linked card takabiliyor muyuz buraya? Evet, takabiliyoruz. Relay'inizde de yapabiliyorsunuz otomatik olarak bunu. Ya, boyutlar arası veri aktarımı ya da çok uzak mesafelerde veri aktarımı için kullanılabilir. Redstone card. Buna komponentlerde nasıl kullandığımıza değineceğiz. Tamamen redstone bağlayabilmemizi sağlıyor. 3 tane versiyon alabiliriz. Ve redstone card tier 1, redstone card tier 2 ve redstone IO. Bu blok versiyonu. Redstone kartı koyduğumuzda 1 ve 2 bize özellikler sağlıyor. 1'in olayı nedir diye soracak olursanız, direkt seni şöyle koyalım. Evet. Sen right ve eğer burada bir redstone alırsam, gördüğünüz gibi sinyal veriyor. Ve 15 sinyal veriyor. 14'e çevirelim bunu. Gördüğünüz gibi sinyal 14'e düştü. Vesaire vesaire. Tier 2 ile Tier 1'in farkı şu. Tier 1 sadece normal ve redstone'u destekliyor. Yani vanilla redstone'u destekliyor. Eğer Tier 2'ye geçersek, ve bize Project Red'in Project Red, Blue Power, Red Mine Factory Reloaded ve Ender Ion'un redstone'larını destekliyor. Project Red, gel bakalım. Ve bana kırmızı turuncu. Pardon, mavi turuncu. Ve bir de normal standart redstone. Evet, şimdi
-B. Bu bir program. Bunu kodlarla farklı göstereceğiz. Onu göstereceğiz. Write white 15. Ah evet. Tabi burada değerler biraz farklı. Ve eğer lamplerimize bakarsak, evet. Şimdi orange. Bu da yanıyor. Evet, bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Peki. Redstone kartımızı çıkartalım. Bunun bir de Redstone IOS'unu görmüştük, değil mi? O nedir? Redstone IO. Ben Redstone'um, bilgisayarım burada. Ancak benim kontrol etmek istediğim Redstone burada. Tabii bu önemli bir sıkıntı. Sen kalk bakalım. Evet. Burada tabii sağ sol diye ayırt edemiyoruz artık. Ve tabii ki de bana bir mesaj geldi gene. Evet. West. Tamamdır. Yönümüz West burada. Hatta turuncu lambada alalım. Evet, şimdi. Aynı kodu sadece şurada. Voilà. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Bunun olayı kendisi bir T2. Zaten craft'ında da T2. O T1 istiyormuş. İlginç. Neyse, kendisi bir T2. T2 gibi davranıyor. Sadece uzaktan bağlayabilmemizi sağlıyor. Bunu ayrıca birden fazla redstone IO'da bağlayabiliyorsunuz. Sadece gereken tek bir önemli nokta var. Kodu kodlarken o esnada hangi redstone IO'yu kullanacağını adresinden belirlemeniz gerekiyor. Evet. Redstone kartlarımız da bu şekilde. Debug kart tamamen bazı debug işleri için. Şurada kodlarını görebiliyorsunuz. Bu creative bir item. Evet. Kartlarımızı tanıdık. Ve upgrade'lerimizi tanıyalım. İlk önce inventory upgrade. Bu tamamen robota ya da drone'a takılabilen bir upgrade. Aynı şekilde tank upgrade'de zaten benzerler. Inventory upgrade tamamen robotumuzda inventory slotu olmasını sağlıyor. Eğer bunu koymazsak robotumuz hiçbir şey depolayamaz kendi içerisinde. Ve inventory controller upgrade o envantere müdahale edebilmesini sağlıyor. Ama sadece o envantere değil, diyelim bir chest'in yanına geldi, onun içine item atabilmesi ya da onun içinden item alabilmesini de sağlıyor. Tamamen fonksiyonlarına buradan bakabilirsiniz. Itemları okuyabilmesini de sağlıyor. Tank controller upgrade'de bunun benzeri, tanklara müdahale edebilmesini sağlıyor. Yani sıvıları taşıyabilmesini sağlıyor. Hover upgrade bu arada sadece robota değil, ayrıca şu adaptörleri de takabiliyorsunuz. Hatta gelelim Open Computers. Gördüğünüz gibi takabildiğimiz upgrade'ler database, inventory control, tank control, sign control. Bunları takabiliyoruz buraya. Hover upgrade'lere gelelim. Hover upgrade'ler tamamen robotumuzun uçabilmesini sağlıyor. Normalde sadece yanındaki bloğu, yanında bir blok varsa çıkabiliyor. Yani diyelim şuradan yukarı çıkabilir. Şöyle çıkabilir ancak daha buradan direkt yukarı çıkamaz. Eğer tier 1 hover upgrade varsa 64 blok yukarı çıkabilir. Tier 2 varsa bu oran 256 blok oluyor. Yani Minecraft'ın maksimum yüksekliği oluyor. Angel upgrade, Excel utility'deki Angel blokla aynı şey. Kendisi tamamen boşluğa robotumuzun bir şey yerleştirebilmesini sağlıyor. Generator upgrade, robotun kendi envanterinde yakabileceği şeylerden enerji üretmesini sağlıyor. Tabii komutlarına bakalım. Evet, komutları da bu şekilde.
Devam edelim. Solar Upgrade tamamen güneş enerjisinden enerji üretebilmesini sağlıyor. Durduk yere. Battery Upgrade'ler robotumuzun ya da drone'umuzun daha fazla enerji depolayabilmesini sağlıyor. Database Upgrade'ler. Bunlar bayağı önemli. Kendileri tamamen... Tabi Database modülü burada göstermiyor. Kendileri itemları listelememizi sağlıyor. Itemları direkt koymuyor. Open Computers itemları direkt okumuyor. Sadece itemların sayısını vesaire okuyor. Database Upgrade ile bunu bir adet adaptöre koyuyoruz. Database'i oradan okuyor. Bilgisayarımız database'i chest içerisinde gördüğü itemle database'deki karşılığını karşılaştırıyor. Eğer aynıysa olumlu sonuç veriyor. Bu arada MBT datayı falan da depolayabiliyor bunlar. Yani diyelim mesela arıları inceleyeceksiniz. Bunlar bayağı işinize yarayacak. Yani tamamen karmaşık envanter yönetimi işleri için gerekli. Devam edelim. Experience Upgrade bu robotumuzun her iş yaptığında daha fazla XP kazanmasını sağlıyor. Bu sayede aynı işi tekrar tekrar yaptığı takdirde onu daha hızlı ve daha az enerji tüketerek yapabiliyor. Trading Upgrade robotumuzun merchantlarla yani NPC'lerle etkileşime geçebilmesini sağlıyor. Tractor Big Upgrade bir nevi item magnet. Kendisi çevredeki altındaki itemleri çekebilmesini sağlıyor. Crafting Upgrade robotumuzun craft yapabilmesini sağlıyor. Yani robotumuzun içine belirli slotlara koyuyorsunuz. Itemleri koyuyorsunuz ve onları craft ediyor. Leash Upgrade tabi burada güzel bir Binding of Isaac ya da İncil göndermesi var. İkisi de geçerli. Open Computers'ın göndermelerine bakmanızı tavsiye ederim. Kendisi drone'umuzun hayvanları yakalamasını sağlıyor ve aynı anda yanlış hatırlamıyorsam 8 farklı hayvan tutabiliyordu. Ve onları hareket ettirmesini sağlıyor. Navigation Upgrade bunu craft ettikten sonra içine bir adet harita koyuyorsunuz ve o haritaya göre o haritanın merkezini kendi konumu olarak algılıyor. Yani sıfır noktası. Daha rahat bir navigasyon yapabilmesini sağlıyor. Tabii Waypoint ile beraber pek bir esprisi kalmıyor ancak daha ilkel ya da daha uzaktaki işlemler için gerekli. Piston Upgrade robotun, mikrokontrollerin, drone'un vesaire piston özelliğine sahip olmasını sağlıyor. Drone'a koyamıyor diye hatırlıyorum. Entity'leri hareket ettirmiyor. Orada da yazdığı gibi ama mesela bunun yanına bir adet blok koydum ve bunun piston upgrade'i var. Redstone skill aldığında bunu basmasını istiyorum falan. Ya da network skill aldığında redstone gereksiz olur. Çünkü normal piston koysak da olur. Sign.io ise robotun, drone'un ya da adaptörün yanındaki bir sign'ı okuyabilmesini ve üstüne yazabilmesini sağlıyor. Hemen bir gösterelim. Evet. Eşittir. Set value, slot, type, address, get value. Kodun nasıl kullanıldığını side'ını ayarlayacağız. Tamam, side API'sini hatırlamıyorum. Basitçe bu şekilde kullanılıyor. Evet, bu şekilde bunu okuyup yazmasını sağlıyor ancak şu an nasıl kontrol edildiğini hatırlamıyorum. Evet, kartlarımız ve upgrade'lerimiz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.